Terör rejimi İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı terör bitmek bilmiyor. İsrail'in 40 yaş altı Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemesi üzerine başlayan protestolarda işgal polisi göstericilerin üstüne foseptik sıvı sıktı. Olaylarda bir Filistinli şehit oldu. Terör rejiminin 40 yaş altı Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya almaması üzerine cuma namazını sokakta kılan Filistinliler, işgalci askerlerin tutumuna tepki gösterdi. Namaz sonrası bazı Filistinliler Vadi El-Cez mahallesini kuşatan İsrail askerlerinin müdahalesine havai fişek ve taşlarla karşılık verdi. İşgal güçlerinin tomalardan foseptik sıvı sıkması üzerine geri çekilen Filistinliler ara sokaklara dağıldı. Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde de Filistinliler işgalci polisle çatıştı. Çatışmalarda 40 Filistinlinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği bildirildi. Selvan beldesinde Filistinlilerle Siyonist polis arasındaki çatışmada göz yaşartıcı gaz kullanılması sonucu 30 Filistinli gazdan etkilendi. Ebu Deis beldesinde çıkan çatışmada ise 10 kişinin polisin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği bildirildi. Saldırıların olduğu bir başka nokta ise Ramallah'tı. Ramallah'ın doğusundaki Silvat nahiyesinde gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan terör çetesi 24 yaşındaki bir Filistinliyi katletti. Ramallah Medikal Hastane Kompleksi Müdürü Semir Saliba, Filistinli 24 yaşındaki Urve Hamad'ın başına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Değerli izleyenler, işgalci ABD'nin İslam dünyasındaki saldırıları hız kesmeden sürüyor. Yemen'in orta kesimindeki El Beyda vilayetinde Ensarüş Şeria yapılanmasına yönelik insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 10 Müslüman katledildi. İşgalci ABD Müslümanların kanını dökmeye devam ediyor. İşgalci ABD'ye ait insansız hava araçlarının Yemen'in Beyda vilayetine bağlı El Menasih bölgesinde Ensarüş Şeria mensuplarına ait hedeflere düzenlediği hava saldırısı sonucu 10 Müslüman katledildi. Görgü tanıkları Şii Ensarullah Hareketi ile Ensarüş Şeria mensupları arasında 10 günden beri devam eden çatışmalarda ilk defa hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Bir süredir Ensarüş Şeria mensuplarının elindeki Menasih bölgesinin kontrolünü ele geçirmek için Ensarüş Şeria örgütü militanlarıyla Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Bu çatışmaları bahane eden işgal güçleri yine İslam topraklarına barbar saldırılarda bulundu. Rusya'dan bir haberimiz var. Yerel mahkemelerin verdiği kararlarla İslami eserlerin birer birer yasaklandığı Rusya'da Müslümanlar mahkemelerin koyduğu bu yasakçı anlayışa tepki göstermeye devam ediyor. Kanaat önderleri hangi kitabın yasaklı olması gerektiğini, Müslümanların karar vermesi gerektiğini söylüyor. Rusya'da İslam düşmanlığı sadece İslam topraklarının işgaliyle sınırlı değil. 2013 yılında Orhanbuk Bölge Mahkemesi'nin kararıyla aralarında Risale-i Nurların, Riyazu's Salihin'in ve Kimya-i Saadet'in de olduğu 65 İslami kaynak kitap Rusya'da yasaklanmıştı. İslam düşmanlığını özellikle Resulullah'ın sireti ve Kur'an mealleri üzerinden sürdüren Rusya'da bir süre önce yerel mahkeme Kur'an mealini de yasaklamış, Rusya'daki kanaat önderleri Putin'e gönderdikleri bir mektupla bu kararı kınamışlardı. İslam düşmanlığını yerel ve bölgesel mahkemeler eliyle icra eden Rusya, Peygamber Efendimizin siyerini, Müslüman ahlak ve İslam tarihiyle ilgili onlarca kitabı yasakladıktan sonra ünlü İslam alimi Ahmet Dedat'ın ders koleksiyonunu da yasaklamıştı. İslami yayınları yasakçı bir anlayışla toplum dışına itmeye çalışan Rus mahkemeleri son kararlarıyla Müslümanları çileden çıkardı. Apostovski İlçe Mahkemesi Sahih-i Buhari Hadis Külliyatı adıyla yayınlanan kitabı radikal yayınlar listesine aldı ve bu kitabın dağıtımını yasakladı. Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam'ın ikinci ana kaynak kitabı olarak bilinen ve tüm Müslümanların başucu kitabı hükmünde olan Sahih-i Buhari'nin de yasaklanması Müslüman kanaat önderlerini harekete geçirdi. Kanaat önderleri mahkemelerin hangi kitabın aşırı olacağına karar veremeyeceğini, bu kararların saçmalık olduğunu ve hangi kitabın aşırı olacağına Müslüman alimlerden oluşan bir kurulun karar vermesi gerektiğini söylediler. (Gülüyor)
Savaşlar, kuraklık, doğal felaketler ve yaşanan küresel ekonomik krizler açlık ve yoksulluk rakamlarının her geçen gün artmasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı son verilere göre dünyada 805 milyon kişi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Dünya Açlık Raporu'nu yayınladı. Rapora göre dünyada 805 milyon insan, yani 9 insandan biri açlıkla mücadele ediyor. Bu arada açlıkla mücadele hız kazandı, fakat genel tabloya bakıldığında açlıkla mücadelede her ne kadar önemli gelişmeler kaydedilse de bazı bölgeler istenilen hedefin hala gerisinde kalmış durumda. Sahra altı Afrika'da 4 kişiden biri hala kronik olarak aç. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın çok boyutlu yoksulluk endeksine göre 1,2 milyar insan günde 1,25 ABD doları ya da çok daha az bir parayla geçiniyor. Dünyanın en yoksul bölgelerinin başında ise Afrika geliyor.